Amerika'da bir senatör eyaletindeki vatandaşların internet gizliliği hakkında ne düşündüklerini öğrenmek istemiş. Telefon rehberinden rastgele seçilen 100 kişi ile bir anket yapmış. Not olarak cep telefonları ve bazı ev telefonları telefon rehberine dahil değildir demişler. Senatörün ekibi cevap alana kadar seçilen numaraları aramış. Anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 42'si internet gizliliği hakkında endişe duyuyormuş. Evet ve bize bu örnekteki en endişe verici yanlılık kaynağının ne olduğunu sormuşlar. Buna ek olarak burada ortaya çıkabilecek yanlılığın ne tip bir yanlılık olduğunu da düşünmeliyiz. Bu anket katılımcıların cevaplarını düşük mü yoksa yüksek mi olarak tahmin edecekler. Dersiniz. Ya da belki de yanlılık yoktur. Ama seçeneklere baktığımızda yanlılık yoktur diye bir seçenek olmadığını görüyoruz. Evet, bu üç seçenekten birini seçmemiz gerekiyor. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize siz çözmeye çalışın. Şimdi bir senatör olduğunuzu ve eyaletinizdeki vatandaşların internet gizliliği hakkında endişeli olup olmadıklarını araştırmak istediğinizi düşünün. Bunun için telefon rehberini açıyorsunuz, rastgele yüz isim seçiyorsunuz, onları cevap alana kadar arıyorsunuz ve sonuç olarak da katılımcıların yüzde 42'sinin endişeli olduklarını öğreniyorsunuz. Buradaki yanlılık kaynağı nedir? Şimdi birlikte yapalım. Seçenekler üzerinden ilerleyeceğiz. Ee, cevap vermeme cevap vermemenin olması için aradığımız 100 kişinin örneğin 50'sinin telefona cevap vermemesi ve bizim de onları aramaya devam etmememiz gerekirdi. Bundan sonra da aradığımız 100 kişiden 50'sinin cevap vermediğini yani ortada bir cevap vermeme durumu olduğunu evet söylerdik. Bu 50 kişinin fikirlerini de merak eder ve eğer araştırmaya dahil olsalardı sonuçları çarpıtacaklarını ya da daha iyi bir sonuç elde etmemizi sağlayacaklarını düşünürdük. Sonra oya bakacak olursak bize senatörün ekibi cevap alana kadar seçilen numaraları aramış diyorlar ve bu da seçilen 100 kişinin yüzünden de cevap almak anlamına gelir bu yüzden cevap vermeme seçeneğini hemen eleyelim Sırada dar kapsam var. Dar kapsam adından da anlaşılacağı gibi popülasyonu tam olarak örnekleyememekten ileri gelir. Ve popülasyonun örneklemediğimiz kısmı ortaya yanlılık çıkmasını sağlayabilir. Bir bakalım. Biz bir senatörüz. Vatandaşların hepsinin fikrini almak istiyoruz ama sonuç olarak telefon rehberinden rastgele 100 isim seçiyoruz. Bunlar telefon rehberinde olan kişiler. Bu durumda telefon rehberinde olmayan kişileri örneklemiş olmayız öyle değil mi? Şimdi bunun neden önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Biraz düşünün. Telefon rehberinde olmayan vatandaşlar internet gizliliği hakkında olanlardan daha çok endişe duyuyor olabilirler değil mi? Aralarında telefon rehberine bile girmek istememiş olanlar olabilir. Bu yüzden de dar kapsam bu senaryo için gerçekten de endişe verici bir yanlılık kaynağı olur. Örneklemi elimizdeki popülasyonun sadece bir alt kümesinden alıyoruz ve bu sayede gerçekten endişe duyabilecek insanları da kapsama dahil etmemiş olabiliriz. Bu yüzden de dar kapsam yüzünden internet gizliliğinden endişe duyanların oranının yüzde 42 olmasının düşük bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Telefon rehberinde bulunmayan insanlar bulunanlardan çok daha endişeli olabilirler öyle değil mi? Evet bu senaryoda yanlılığın daha kapsamdan kaynaklandığını ve %42'nin de düşük bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bir de gönüllü yanıt örneklemesi demişler. Bu da senatörün yapmak istediğiyle ilgili bir billboard kiralaması, web sitesinde yayınlaması ya da sadece birkaç kişiye haber vermesi ve onlardan internet gizliliğiyle ilgili endişe duyup duymadıklarını dile getirmelerini istemesi gerekirdi. Bu durumda yanlılık kaynağı da mesela bu web sitesine kimler giriyor? Yani eğer web siteme gelin ve bu ankete cevap verin derseniz ankete sadece gönüllüleri dahil etmiş olursunuz ama bizim örneğimizdeki durum bu değil. Ne de olsa 100 kişiden gönüllü olmalarını istemedik. Onların isimlerini telefon rehberinden biz bulduk öyle değil mi? O halde bu kesinlikle bir dar kapsam örneğidir diyebiliriz.